Bu gördüğünüz bir kaya değil, burası bir mezarlık. Burada gördüğünüz her delikte farklı bir ceset ve mezar var. Burası dünyanın en ilginç kültürünün yaşandığı Endonezya Sulawesi adasında Toraja bölgesi. Burada Torajalıların vefat eden yakınlarını toprak altına gömmüyorlar ve geliyorlar buradaki kayaların içine gömüyorlar. Cenaze işlemleri 5 ila 7 gün arası sürüyor. Her 3 yılda bir buraya geliyorlar. Manene isminde bir ritüel yapıp cesetleri mezarlarından çıkartıp cesetleri temizleyip kıyafet giydirip tazeleyip cesetleri tekrardan içeri koyuyorlar. Bu 3 yılda bir yapılıyor ve ben de bu 3 yılda birki anı yakaladım ve şu an buradayım. Bakın burada da mezarların kapısının hepsi açık. Vefat eden kişilerin fotoğraflarını da koymuşlar. Cesetlerin yattıkları yer buralar. Böyle yerlerde cenaze işlemlerini yapıp mezara gömüyorlar ve burada da tabutlar da var. Ama buradaki tabut boş ve bir sürü eşya da var burada. Buradaki tabutların boş olma sebebi cesetlerin 3 yılda bir yıkanıp temizlenip tekrardan yerine konması. Burada cesetlerin yıkama işlemleri yarın sabah yapılmaya başlanacakmış. Bu gördüğünüz sarı renkli şeyler birer ceset. Burada cesetlerin hepsini şu an şu kayalardan çıkarttılar ve burada şu an hazırlıyorlar. Yarın burada yıkama işlemini yapacaklar. Örneğin burada da bir mezar yeri var. Burada da İçeride bir sürü tabutlar var. Şu an benim gördüğüm 4 tane tabut var içeride. Bu abilerimizin yakınları olması lazım. Yarın sabah 8'de bu cesetleri açacaklar ve yıllar içinde cesetlerin biraz da olsa çürümüş hallerini göreceğiz. Ve o cesetlerin yıkanış hallerini, yeniden cenaze için hazırlanış hallerini keşfedeceğiz. Rutiel'in ismi Manene isminde bir Rutiel. Benle fotoğraf çekilmek istedi bu güzel kız. Şimdi burada ailesi de geldi. Fotoğraf çekiliyoruz şimdi. Yabancıyım diye burada benimle çok güzel ilgileniyorlar. Evet, gel çak bakalım, çak. Bakın buraya da bir mezar yeri yapmışlar. Böyle bir kayayı var, kayayı böyle oymuşlar, oymuşlar, bildiğiniz üstüne ev yapmışlar. Muhteşem bir sanat ve işçilik var. İşte burada insanlar burada cenazelerini hazırlıyorlar. Ya çünkü bu ritüeller burada bir günde bitmeyen bir olay bu. Her gün günlerce süren bir olay olduğu için buraya. Of course. Bu da ben de fotoğraf çekmek istiyor. Çekilelim. Etrafı gezerken de bakın neler görüyorum. Burada da bir market. Burada Ensley sallıyorlar içeriden. How are you? Nice to meet you. This is your market shopping. Very good. Burada ablamız market işletiyor. Bakkalda burada böyle oyuncaklar var çocuklar için. Şurada bir iki tane su şişesi, meyve suyu, bira şişesi falan görüyorum. Oyuncaklar var. Pek başka bir şey yok. Nice to meet you. Bye bye. Burada böyle market işletiyorlar burada. Burada da oturacak yerler var. Hello. Burada da el sallıyorlar bana. Mahallenin abileri. Hello. Burada zaman geçiriyorlar. Burada da ablalar oturuyor. Burada da yemek falan yiyorlar. Yemek yenecek bölüm burası. Burada da bir mahalle bakkalı daha var burada böyle. Yani küçük atıştırmalıklardan falan satıyorlar. Şimdi cesetlerin çıkartılıp Manene ismindeki ritüelin yapılıp ceset yıkama yerinden ayrıldım. Ve yollarda giderken dağların arasında kayboldum ve böyle güzel manzaralı cennet gibi bir yere geldim. Valla etraf yemyeşil. Burada Toraja'nın geleneksel evlerinden var. Bu gördüğünüz sivri uçlu çatıların olduğu evler Toraja halkının, Torajalıların geleneksel evleri. Bu tarz yerlerde yaşıyorlar. Yani yaşadıkları evler böyle yerler. Ve aynı zamanda cenaze olayları da çok ilginç. Her gün farklı bir olay yapıyorlar ve bu geleneklerin 5. ve 6. günlerinde bufalo ineklerini katlediyorlar. Ve örneğin şurada parmağın ucunda bakın bir tane bufalo ineğinden var. Oraya bağlamışlar, zincirlemişler ineği ve kurban edilmeyi bekliyor. Burada cenaze yapacağınız zaman ne kadar varlıklı bir aileyseniz o kadar çok bufalo ineği kesmek zorundasınız. Ne kadar çok inek keserseniz o kadar zenginsiniz demek ve Nirvana'ya o kadar daha hızlı ulaşıyorlar demek. Yani Nirvana derken yani onların dini inançlarında öyle. Hani Müslümanlık için anladığınız dille şöyle söyleyeyim. Allah'ın yanına daha hızlı ulaşmak, cennete daha hızlı ulaşmak gibisinden düşünün. Onların dininde de bufalo ineği ne kadar çok keserlerse ve halka o kadar ne kadar çok dağıtıp hayır yaparlarsa Nirvana'ya o kadar hızlı ulaşıyorlar. Ve şimdi ben burada dağların arasında kayboldum. Cennet gibi yerlerde geziyorum. Ve şurada da ilginç dikili taşlardan var. Biraz burayı gezelim. Yani bu mimari benim inanılmaz derecede hoşuma gidiyor. Bakar mısınız? Ya çok tatlı görüntüleri var yani. Benim güzel hoşuma gitti. Burada da böyle doğal dikili taşlardan var bir sürü. Aynı zamanda bu dikili taşların içine de
Bakın çok güzel bir sanatsal çalışma yapmışlar. Burada bir tane ablamızı yapmışlar. Herhalde zamanında burada yaşayıp vefat eden birisi olabilir ve onun anısına yapılmış olabilir. Ama sonuç olarak sanata bakar mısınız ya? Şöyle bir kayayı yonta yonta böyle bir şekilde getirmek. Toraja benim dünyada gezdiğim en beğendiğim yerlerden birisi. Yemyeşil, çok güzel insanı, çok nazik, harika bir yer ve bu dağ yolları o kadar güzel ki ömrümde motor kullandığım en güzel yol diyebilirim. Herkese öneririm, hem kültürel açıdan hem de doğa sevenler, hem de tarih sevenler için, hem de ilginç kültür. Yani ne seviyorsanız sevin, herkese hitap eden bir yer burası. Herkese gelmenizi öneririm. Dağların arasında kaybolmaya devam ediyorum. Çok tatlı bir köye geldim. Köy çocukları da geldi hemen, kızlar buraya. Annesi de orada. How are you? Şu arka tarafta da erkek çocuklar var orada. Geride kaldılar. Bu kızlar hemen geldi. Annesi de orada. Yaşadıkları evler burası. İşte Toraja'da bir köydeyim. Burada da böyle geleneksel evlerden var. Şimdi motorla böyle devam ediyorum. İleride de güzel yerler var. Şöyle ben hafif ağır fren yaparak böyle yokuş aşağı sallanıyorum. Bay bay. Yokuş aşağı gidiyorum böyle ve burada da başka geleneksel evlerden de var. Yaşayanlar var. Mimariler canavar ya, canavar gibi valla. Bir sürü sokak köpekleri var. Burada da köpeklerin yaşadığı yer olmuş. Sakin oğlum, sakin. Hadi buraya bir gezelim ya, biraz keşfedelim. Hazır gelmişiz. Acelemiz yok. Size çok ilginç bir bilgi vereceğim. Ve bu kesilen ineklerin kafalarını ve boynuzlarını zengin olduğunu göstermek için, kanıtlamak için evinin kapısına asıyorsun. Ve bakın şu gördüğünüz kavanozun ucundan en üstüne kadar gördüklerinizin hepsi ineklerin boynuzları. Buradaki kişi zamanında cenaze yaptığında çok fazla inek kesmiş ve kesilen bütün ineklerin boynuzlarını buraya koymuşlar. Nereden baksanız burada bir 30 tane herhalde bir boynuz vardır. Yani böyle ilginç bir inanış var. Bakıyorum başka bir yerde kafası var mı? Göremedim de inek kafalarını da normalde asıyorlar. Etrafta böyle burada yaşıyorlar. Bir tane kardeşimiz çıktı oradan. Hiç turistik olmayan lokal bir yer burası. Hello. Burada bir abimiz varmış ya. Bir selam verelim. Sıcakkanlı insanlar. How are you? Good, nice to meet you. Nice to meet you. Abimizin yüzünün yarısı felçli. Sigara istiyor da I don't have. Sorry, I don't have. Burada Toraja'da şöyle bir kültür var. Burada sigara içmeyen bir tane insan yok. Herkes sigara içiyor arkadaşlar. Yani ömrümde gördüğüm en çok sigara kullanılan ve bağımlılık olan yeri burası. Burada genelde bir yerlere misafir olarak gittiğin zaman, hani bir yabancı olarak sigara ikram etmen gerekiyormuş da ben şimdi sigarayı bıraktım. Sigara da kullanmıyorum. Yanımda da yok. Olsa ikram edeyim. Ben bir ay falan önce sigarayı bıraktım. Bilen biliyor zaten, paylaştım. Sigarayı bıraktım. Üstümde de sigara yok. Orada da birileri varmış. Hello. Yani burada sigara ikram etmek gerekiyor. Abimiz de benden sigara istedi de yanımda sigara olmadığı için maalesef veremeyeceğim. Nice to meet you. İleride de inşaat yapıyorlar. Vallahi keşke sigaram olsaydı yanımda. Vallahi ilk defa yanımda sigara yok diye üzülüyorum. Keşke şu an sigaram olsaydı, adama ikram ederdim. Hadi biz de gidelim şuradan, şöyle bir bakalım. Şuradan şöyle yol yapmışlar. Buradan gidiyorum. Bakalım burada inşaatı beraber keşfedelim. Tam doğal yerlere geldik abi. Tam Toraja kültürünü göreceğimiz yerlerdeyiz. How are you? Ben de gel, ben de çalışacağım abi. I want to work with you. Burada da işte o geleneksel evlerden var ya, işte mesela şunlardan. İşte bunlardan inşa ediyorlar şu an buraya böyle. Bildiğin inşaata çıktım ben de. Güzel, işte bu evlerden yapıyorlar buraya. Burada misafirperver ya buradaki insanlar. Oturdum hatta. Oturdum. Tamam. Bana bakıyor dardan. Burada insanların misafirperver, sıcakkanlılar, hiç öyle ırkçı değiller. Yabancıları çok iyi karşılıyorlar. Herkes tanışıp sohbet etmeye çalışıyorlar. Yani ömrümde gördüğüm en sıfır diyorum ırkçılığın olduğu ülke. Hepsi çok seviyor yabancıları. Herkes benimle çok güzel geçinmeye çalışıyorlar. Sağ olsunlar. Hadi ben ineyim, yola devam edelim. Diğer yerleri gezmeye gidelim. Bakın burada da bir bufalo ineğinden var. Burada motorla
şu yokuş aşağı sallanıp gezmeye devam ediyordum. Şu an bana doğru geliyor. İşte bu Buffalo ineği Toraja bölgesindeki en büyük zenginlik. Önemli olan sahip olduğun parayla sen kaç tane Buffalo ineği cenaze zamanı kesebiliyorsun. Önemli olan bu. 1 milyon doların var. Önemli değil. Burada 1 milyon doların olması bir şey ifade etmiyor. Önemli olan 1 milyon dolarla sen kaç tane inek keseceksin? Yani sen bana paranı söyleme. Kaç tane inek keseceğini söyle. 10 tane mi kesiyorsun? 50 tane mi kesiyorsun? 100 tane mi inek kesiyorsun? Sen bana onu söyle gibi bir muamele var burada. Şu en zenginlik yani burada ve buraya bağlamışlar bu Buffalo ineğini. Burada cenaze zamanı olduğunda bu ineği kesiyorlar. Ama şöyle bir şey de var. Cenaze zamanlarında sadece cenaze sahibi parası yettiği kadar inek kesmiyor. Bu cenazeye katılacak konu komşusu, yakınları, akrabaları da olabildiğince getiriyorlar. Arkadaşının cenazesine katılacaksın. Arkadaşının ailesinden birisi ölmüş. Sen bir tanıdık olarak gidiyorsun. Hani Buffalo ineğin varsa hediye olarak inek götürebiliyorsun veya domuz götürüyorsun. Veya ne bileyim bir şeyin yoktur, sigara falan götürüyorsun. Çünkü hani az önce dediğim gibi sigara burada çok önemli yani. Sigara falan götürüyorsun. Yani eli boş gitmemek gerekiyor cenazelere her zaman. O yüzden yani inekler burada önemli. Şimdi ise Toraja'nın çiftliklerine ve pirinç tarlalarının olduğu bölgeye geldim. Çok da güzel manzarası var ve bu karşıda her yerde pirinç tarlalarından var. Buffalo inek de var görüyorum, yine Buffalo orada var, oralarda da var. Hani inekleri de buraya otlatmaya da bırakmışlar. İleride yine geleneksel evler, cenaze evleri. Şurada köy bölümü şu tarafta, şurada kilise falan var da görüyorum. Burada da küçük bir köy yapmışlar, köyün girişinde böyle bir evdeyiz. İşte cennet gibi bir yere geldik ve yine Buffalo ineklerinin otlatıldığı bir bölgedeyim şu an. İki kişi de sahipleri de başında burada. Hello! Hello! How are you? Böyle iple çekiyorlar, otlatıyorlar aynı zamanda burada. Burada da pirinç tarlaları var. Tam işte Toraja köyleri. Köylerin içinde kaybolduk. Vallahi dünden bugüne kadar 100 kilometrenin üzerinde yol yaptım bu motorla. Helal olsun şu kiralık motorla, vallahi iyi gezdik. Yollardan devam ediyorum böyle. Hello! Arabadan el sallıyorlar bana. Burada da Buffalo inek çamur içinde. Şuradaki çamurun içine girmiş muhtemelen. Her tarafı full çamur. Abi bastım gaza. Arabayla az önce selam verdiler. Şimdi tek geldik. Ha? Can I take picture with you? Okay, of course. Yes. Of course. Abi yolda korna korna çaldılar, çek kenara falan diye. Benle fotoğraf çekilmek içinmiş. Tam ben onları solladım, gidiyordum. How are you? Yeah, of course. Hello. Burada da başka iki kız daha var. Üç kız, bir erkek. Ormanın içinde ben de fotoğraf çekilmek için durdum. By the way, you this for YouTube. Oh, you have a YouTube? Yeah, I'm YouTuber. Okay. Oh, you're YouTubers? Yes. Okay. Where you come from? I'm from Turkey. Oh, Turkey, yes. Yes. Oh, I like your style. You're so handsome. Thank you. Yes. You are so beautiful. Yes, thank you so much. Ama çok heyecan yaptılar beni görünce. Şu an fotoğraf çekileceğiz burada. Yes. I take a selfie picture, yes. Okay. Wow, tapi kayaknya wow. Smile, smile. 1, 2, 3. Once again, 1, 2, 3. Okay. Wait, nice to meet you. Nice to meet you too. Abi süper ya, vallahi. Az önce Buffalo ineğini çekerken bir araba selam vermişti biliyorsunuz. Şimdi ben tam onları bu yolda solladım. Arkadan böyle korna korna çaldılar. Çektim kenara. Sonrasını gördünüz zaten, fotoğraf çekilebilir miyiz falan. Çok mutlu ettiler beni. Bay bay. Bu Endonezyalıları seviyorum. Özellikle bu Toraja bölgesi. Harika. Hadi ben de basayım gaza. Gidelim. Süper valla, mutlu ettiler abi. Yüzüme güldüler. Ünlüymüşüm gibi hissettim ya. Orman içinde gel seninle fotoğraf çekelim falan. Neyse hadi bakalım devam.
Şimdi Toraja'daki doğal ve yerel yerlerden, köylerden ayrıldım ve bu Toraja'nın gezilecek en ünlü ve en önemli yerine geldim. Buranın ismi Objek Visata Palava diye geçiyor. Burası galiba sanırsam biraz turistik bir yer olabilir. Çünkü böyle Google'a yazdığınızda da, yerel insanlara sorduğunuzda da gezecek, görecek en ünlü yer, hani buraya gel falan diyorlar. Ben de önemli bir noktaymış diye gelip bir bakayım dedim. Objek Visata Palava. Burası Palava bölgesi oluyor sanırım. Ve burada da yine aynı önceki gezdiğimiz yerlerdeki aynı manzaraları görüyoruz. Yine burada geleneksel evlerden var. Daha önce zaten doğal köylerde gezdiğimiz yerde de aynı manzara, aynı tarz evleri görmüştük. Olsun, yine de ünlü ve önemli bir noktaymış diye geldim buraya da. Ve burada da yine aynı sembolden var. Bakın burada yine bir inek kafası var. Burada yine inek boynuzları var. Zaten bu videoda ve önceki videoda ben bunu çok kez zaten söyledim. Anlattım zaten. Aynı şeyi tekrarlamayayım. Yani genel olarak geleneksel evler böyle. Neyse, biz şuradaki kızlarla ilgilenelim biraz ya. Şu kızlarla biraz, şu Endonezyalı kızlarla tanışalım hadi, gelin. How are you? Oh, you are professional photographer. You are a photo model. Photo model. Utandılar hemen. Yeah, come on, take picture. Let's come together. Ah, today is your birthday? Yeah. Oh, happy birthday. Happy birthday. Bugün doğum günüymüş. Happy birthday. You are 16. 16 yaşına giriyormuş. Doğum günüymüş. Come on, picture together. Doğum günüymüş. Fotoğraf çekelim hadi. Doğum günü fotoğrafı. Good memory. Happy birthday. Bye bye. Ha? Ha, sen de istiyorsun. Gel. Hadi bakalım. Senle de çekilelim. You're welcome. Nice to meet you. Bye bye. Burada tatlı Endonezyalı kızlarla tanıştık. Fotoğraf çekildi. Kızın da doğum günüymüş. 16 yaşına girmiş. Elinde balonlar var. 1-6 diye doğum günü fotoğrafı çekiliyor burada. Ünlü nokta diye gelmişler buraya. Çekiliyorlar burada. Güzel. Böyle tatlı, sempatik kızlar. Zaten burada Endonezyalıların hepsi çok tatlı, çok sempatik. Yani gerçekten özellikle bu Sulawesi adasındaki Endonezyalılar ömrümde gördüğüm en güzel insanlar ya. Gerçekten. Heh, burada da bir kız var. Hadi bununla da tanışalım hadi. Gel bakalım. Seninle de tanışalım. How are you? Hello. Ticket. Aa, bak bak, ben tanışmaya geldim ama o burada çalışıyormuş. Giriş ücretliymiş buraya. Ticket dedi, para istiyor. Ben tanışmaya geldim, o benden para istiyor. Neyse, verelim. How much ticket? How much? Şimdi benden para istiyor ama kaç para dedim söyleyemiyor. Kaç para? İngilizcesi yetmedi. Kaç para bilmiyor. Burada böyle defter var. Kayıt tutuyorlar burada böyle. Yani burada yazıyor. 30 bin istiyor. Okay. 30 bin rupi dedi. O da tam 2 Amerikan doları yapıyor. Vereceğim 2 Amerikan doları. What is your name? My name is Finicia. Finicia. This is your business? You work here. Ticket. Money. Business. Your business. Oo, kızı buraya koymuşlar. Burada böyle kayıt tutuyorlar. Kız burada şu biletten satıyor. 30 bin rupi. Neyse, hadi bileti alayım da girelim içeriye, gezelim bakalım. Burada içeriye girdiğimizde de manzara bu şekilde. Pek bir olay yok burada yapılacak. Sadece burada işte geleneksel evler var. Onları görüyoruz. Biraz turistik bir yer olmuş işte. Gel burada fotoğraf çekil falan gibi. Şu ileride de hediyelik eşya dükkanları görüyorum arka tarafta. Orada alışveriş yerleri var. Orayı dileyen işte incik boncuk alışverişinde bulunabilirsiniz. Böyle işte yine inek kafaları var. Gerçek kafatalarından var işte şurada böyle. Yine boynuzlar moynuzlar ama bayağı güzel gözüküyor ya. Baksanıza şöyle. Boynuzlar da burada. İşte bu, yani uğur getirdiğine de inanıyorlar. Yani bu inek kafalarını ve boynuzlarını evine koyduğunda, özellikle benim kaldığım hostelde dün gece böyle depo kısmına bir girdim. Depo, yani depo değil de hani böyle kalmayanın bir arkası, hani binanın arkası diyeyim. Ve orada da böyle kafataları olduğunu gördüm kaldığım otelde. Yani uğur getirdiğine inandıkları için. Ve buradaki gezimiz de böyle. Burada da tadilat yapıyorlar işte, inşaat yapıyorlar. Şu an bunu daha yeni yapıyorlar. Daha bitirmediler. Çalışıyorlar burada. Burada ortam böyle. Burada da kız var, top oynuyor. Hello. Top oynuyor da burada. Ve ortam kısacası böyle dostlar.
Burada fazla yapacak bir şey yok ve bir önceki videomda ve bu videomda özellikle Toraja'dan iki tane size çok güzel video hazırladım. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Toraja'yı en iyi bir şekilde gezip her yerini size gösterip kültürünü anlatmaya çalıştım. Ben şimdi artık buradan da ayrılıyorum. Burada yapacak bir şey yok. Ve yarın sabah 6'da kalkıp 1 saat kadar motor yolculuğu yapıp bu videonun en başındaki o cenazelerin olduğu yere gideceğim. Ve yarın sabah 8 gibi cenaze ceset yıkama töreni başlayacak. Onu yakalayacağım ve ona da yarın özel bir video yapacağım. Diğer videoyu da sakın kaçırmayı unutmayın dostlar. Efsanevi farklı bir video olacak. O zaman yarınki ceset yıkama videosunda görüşmek üzere dostlar.